Yengeç ve yükseleni yengeç burçlarını yorum yapmadan önce Türkiye'mize huzur, bereket, uğur, aydınlık, güzel bir 2020 geçsin. Sevgide, toprakta, berekette artık şehitler olmasın ya. Ülkemiz gerçekten balılık. Türkiye'nin toprakları, hani eskiden seyrederdik ya, taşı toprağı altınmış. Gerçekten Türkiye'nin taşı toprağı altın. Tabii ki savaş çıkartmak isterler. Tabii ki topraklarımızı almak isterler. Çok güzel bir hazinenin üstünde yatıyoruz. Maalesef biz insanoğlu nankörüz. Neyse, 2020 yengeç burçlarını ve yükselen yengeçleri neler bekliyor diyorsanız. Sevgili yengeçler diye başlayacağım. Diğer hastalıklardan farkım olacak. Ne yapıyorsunuz yengeçler? 2020 şans ve bolluk gezegeni Jüpiter sizin 7. evinizde. Geçiyor yani. Evlilik, ilişkiler, ne bileyim flörtözlük. Karı koca hayatınızdaki yenilikler, aşmanız gereken soruların sanki sizi pıtır pıtır açacağı bir nokta olacağı için bence ilişkiler konusunda ben değiştim ve ben hazırım diyeceğiniz bir noktaya giriş yapacaksınız. Yani şunu söyleyeyim, belki de aile olmak, bütünleşmek, biriyle bir bütün var olmak ya da yaşadığınız ilişkinin çok değerli olduğuna karar verip o hayatı birleştirmek diyoruz. 7. eviniz, evlilik, huzur, mutluluk. Ama tabii ki 2018'den bu yana atlatamadığınız duygusal travmalarınız ve güven problemleriniz olduğu için belki de bu sene siz cidden evlilik ve cidden düzen kurma ve aile olmanın etkisini 2020 yılında şüphetin etkisiyle yavaş yavaş genişliyor. Hop diye genişlemiyoruz ha. Yani 50 kiloyken 100 kilo olmuyorsunuz. Ya da 50 kiloyken 85 olmuyorsunuz. 50 kiloyken 53-54 kilo oluyorsunuz. Öyle düşünelim. Yani doğru kararlar verdiğinizde bitmesi gereken, hayatınızdan gitmesi gereken insanları çok radikal bir şekilde çıkartıp olması gereken insanları hayatımıza alacağımız, doğru dostluklar, doğru kararlar, doğru diyaloglar yaşayacağımız bir 2020 yaşayacaksınız. Bence çok doğru bir süreçtesiniz. Duygusallıkta da bitmesi gereken, artık sizi yoran her şeye veda edip doğru oluşumlara ve evlilik ve evlenmek istediğiniz ya da hayat arkadaşınızı devam ettirmek istiyorsanız bu yıl bunun kararını vereceğiniz bir yıl. Hadi bakalım yengeç burçlarına şimdiden bu konuda hem geçmişte çok büyük sınavlar verdiğiniz için artık bu 2020'de bu sınavları yaşamak istemediğiniz içinden belki de bunları artık hayatınızda öğrendiğiniz için sınav olarak değil de bunlar gerçek hayat diye bakacağınız için 2020'de ilişkilerde daha rahat, daha keyifli, daha huzurlu bir enerjiye giriş yapacaksınız. Ve sonrasında sürpriz sürpriz oluşumlar olacak. Yani flört, sevgiliniz yoksa sürpriz sürpriz değişimler ama ben yengeç burçlarını bu yıl evde kalanlara, hani ben artık kimse beni almaz diyenlere, beni unuttular adresimi bilmeyen diyenlere mutlu aşk diyorum. Şimdiden bunun tadını dinleyip tadını çıkartın. Gerçekten size bu yıl bu ilişkiler konusunda güzel ama muhteşem demiyoruz. Güzel açılımlar. Doğru dengeleri yakaladığınızda, tuttuğunuzda kopartmayacağınız ilişkilerin elini tutacağınız için size doğru bir yıl ama her... Bu adam iyi deyip de elini tutup da ya da her bu kadın iyi deyip elini tutarsanız ilişki zaten kötü olur. Yani bu yine sizin kararınız, yine kalbinizin hissetme, yine öngörünüz. Çünkü anaç ruhunuz, merhamet yönünüz. Yani burada kadın erkek ayrımı yapmadığımız için yengeçlerde bir sahiplenme, bütünleşme, koruma, kollama enerjisi olduğu için yani lütfen biraz daha dünyanın kirli olduğunu... Bizim gibi insanların kalmadığını ona göre ilişkilerimizi seçersek mutlu olacağız ama doğru ilişkiyi Rabbim size verecek. Siz yeter ki doğru olduğuna inanın ya da doğru bile görmeseniz onu doğru yapacağınıza inanın. Çünkü bir insan emek verdikçe iyileştirir, güç verdikçe güzelleştirir, para verdikçe estetikle her şey olur. Yani bu mantıkta düşünüyoruz. Yani yengeçlere güzel bir ilişki diyorum. Şöyle söyleyeceğim, parasal konuda finans konularıyla alakalı yeni düzenlemeler. Aslında kısa kısa ortaklığı ya da belli süreçte yapmanız gereken bazı oluşumlar olacak. Eğer bunları bu yıl doğru dengede ve doğru fırsatlara çevirdiğiniz takdirde aslında siz başlangıçları doğru yapmış olacaksınız. Yıl sonuna doğru da artık bu başlangıçların verimliliklerini alma, hani tadını çıkartma, hani kahveniz eskiden ne bileyim Mehmet Efendi alamıyorduk.
Migros kahve seçiyor olabiliriz. Ama şimdi Mehmet Efendi kahvesine geçmek istiyor olabiliriz. Ama ben bir muhteşem espresso seviyorum. Lütfen o tarihlerde espresso içeyim derim ama ben her sabah bir espresso içiyorum. O yüzden kalitenin de, çünkü yengeç burçlarında şu özellik vardır. Kalitesiz hiçbir şeye, yani insan kalitesinden bahsetmiyorum. Kendi keyif aldığı, yani bu kalemi hissedecek dokusunu, enerjisini, ruhunu, yani bu benim kalitem dediğinde alabilecek. O yüzden ben yengeç burçlarına bu yıl finansal anlamda da kalemse satıp para kazanacaksınız. Limonsa satıp para kazanacaksınız. Yani görmek, araştırmak, yeni oluşumlara kafa yapınızı, hani ne kadar ay kendini rahat hissetmek ister ya, yani hep kendinizi güvende hissetmek istersiniz ya, belki bu yıl artık bu riskleri alma, bu risklerin kapılarını açma, güvende de olsa ben bunu yapacağım dediğimiz bir yılın başlangıcı. Yani hoppada ben pazara gittim de limon satıyorum değil. Yani plan ve program içerisinde yapacağınız süreçler size çok güzel finansal konularda ve evet çok da zorlayıcı olacak. Neden zorlayıcı olacak? Çünkü siz bir şeyleri iyileştirmeye çalışırken geçmişte yaşadığınız bazı sıkıntılar belki 2020'nin Haziran sonuna kadar sizi gerçekten kasıp kavurabilir ama aman aman yoruldum ya da aman aman bittim diyecekten çok bunları nasıl artı ticarete döndürme yollarını oluşturacağınız için ben sizde korkmuyorum. Neden korkmuyorum? Sizler duygusallığı evet bastıracaksınız. Kafa mantığını ön plana çıkartacaksınız. Ben artık ticaret ya da ben bu iş benim deyip sağlamca tutunacağım Haziran'dan sonra. Yani Mayıs'a kadar bocalama dönemleri yapayım mı yapmayayım mı, gireyim mi girmeyeyim mi, burada kalayım mı kalmayayım mı, ama Haziran'dan sonra bu konularla ilgili çok güzel oluşumlara ve güzel anlaşmalara geçiş yapacaksınız. Ama ben size kalkıp da 10 trilyonu harcayın demiyorum. Yani elinizdeki bütçenin yarısını bu oluşumlara, yarısını risk olarak, zaten siz kendiniz hep bir şekilde risk, ne deriz buna, kefen parası yapacağınız için siz parasız bir yola çıkmazsınız. Bence doğru kararlar ve bu sizin için inanılmaz güzel olacak. Nisan ve Kasım ayında Jüpiter Plüto ile 7. evinize kavuşuyor. Bu dönem ne demektir? Yeni dönemlere, flörtöz ruhunuz, fikirdek enerjiniz. Yani evliler bile bu ara böyle gözleri çapkın çapkın, ruhları çapkın çapkın olabilir ama ben gerçekten şöyle söyleyeyim. Özellikle eşlerin kadınlarını aldatmasına çok karşıyım. Siz kendinizi aldatmış oluyorsunuz. Hiçbir zaman hayatınızdaki diğer insanı aldatmıyorsunuz. O yüzden tabii ki flörtöz. Çünkü güzel olana bakmak sevaptır. Yani şu fincana bakıyoruz, muhteşem diyoruz. Tabii ki bakın. Ama nefsiniz güzel tutun. Çünkü bu nefis size çok güzel bir evlilik düzeninize çok ağır yaralar getirebilir. Farkında olmadan ruhunuz farklı hatalara kaybedebilir. Elinden tek tek kurduğunuz sistem, böyle tesbih çek, hani hayatı tesbih saldım sallıyorum modu olur ya, elinizden tesbih sallar gibi kayar gider, farkında bile olmazsınız. Yani aslında yeni başlangıçlar olarak parasal kaynaklarda güzel değişim, ama bunları çok aşırıya kaçırmadan, çok risk yapmadan, yani flört bile ediyorsanız, yani Rabbim bile görmemeli diyeceğim ama Yaradan her şeyi görüyor. O yüzden bilemiyorum, artık bu sizin kararınız, ama dikkatli flörtözler kabul ediyorum. Edepli, ama evliliğinize zarar verecekse o gün o ilişkiyi bir kalem gibi kırın ve yönünüze, çocuklarınızı düşünün, aile düzeninizi düşünün. Şöyle söyleyeceğim, özellikle parasal evrede de hani evi değiştireyim, dubleks bir bahçeli bir eve geçeyim, Bodrum'a, Marmaris'e, Datça'ya yerleşeyim diyen yengeçlere, evet olabilir. Bunun için bir ileriki yıllar için bu yatırım planlarınız var. Çok da istiyorsunuz. Yıl sonuna doğru bu planı gündeme getirip yapma ihtimalinizin %27 olduğunu görüyorum, ama %100 denemem için 2020'nin Haziran ya da Ekim aylarında bu kararı vermemiz gerekiyor, 2021. Evet, bunun yatırımını yapabilir. Çok güzel anlamda başlangıçlar sağlayabiliriz. 10. evinize hareket edecek Koç, Mars, yani ikinci yarısında Koç, yani Mars Koç 10. evinize hareket edecek. Özellikle kariyer ve toplumla alakalı kendi tanınma, daha mücadele etme, tanınırken çok başınıza olmadık şeylerin gelmesi. Ama bunu doğru girişim, doğru ticaret, doğru finansa getirdiğinizde bence artık güç sizde,
Himen, gölgelerin gücü adına diyorum. Ve yengeç ve yükseleni yengeç olarak Himen diyorum. Yani siz başardınız. Yani başarmamanız için hiçbir sebep yok. Yani sadece akışları doğru noktada dengelediğimizde her şey sizin sırtınıza o kadar yük değil. O kadar güzel oturacak ki. Ya ben bu yıl rüyada yaşadım diyeceksiniz ama yine otokontrol, yine sistem, yine kural, yine riskleri alalım ama ön planımızı yapmadan, çok büyük risklere de girmeden biz bunun tadını muhteşem bir dondurma yer gibi keyfine bakalım diyorum. Evet, evlilik hayatınızda çapkınlıklar vesaire şeyler olacak. Özellikle dikkat etmeniz gereken sağlık sorununuz. Yani kadınlarda göğüs ve rahim, yani kis, operasyon, guatr, yani bu noktalarımız biraz hassas olacak. Bunlarla ilgili bizi yaradan ya da vücudumuzdaki organlar diyecek ki sen beni çok yordun. Artık ben sana bir hareket veriyorum. Sen lütfen bunlarla ilgilen. O yüzden sizden ricam. Yani 2019'da bitmeden ben bunları yayınlayacağım. Siz 2020 olmadan lütfen gidin. Bir kan tahlilleri, check-up'ınızı yaptırın. Çünkü kis ve genetik yapınızda bazı sorunlar var. Bunlarla ilgili can sıkıcı şekilde. Çünkü sizin hayatınızda hiç dikkat etmediğiniz bir rahatsızlık gündeme gelecek. Sonu aydınlık olacak ama niye o stresi yaşayasınız ki? Başta çözümleyin. Ondan sonra hayatınızın yönüne bakın diyorum. Çocuğu olan ve özellikle erkek çocuğu olan yengeç burçları, çocuklarınız çok başarılı olacak ve tanınan çocuklar olacak. Hani ben çocuğumun kariyerini, eğitimini, masrafını nasıl karşıladım? O çocuklarınız sizin kendi kariyer ve hayatın çok iyi. Eğer büyükse bile çocuklarınızın evlilik hayatları ve düzen hayatları çok iyi olacak. Sizin ufak tefek miras konularınız olacak ama çok kulak kabartılacak. Aman aman dedenizden hani Mısır'dan yalı kalmadığı için çok dikkat etmeyeceksiniz ama bence dikkat etmeniz gerekiyor. Bir toprağınız değerli. Hatta o kadar değerli ki oranın hani küçük oluşuna bakmayın. Alanındaki enerji çok güzel olacağı için buradan da güzel bir oluşum sağlayacaksınız. Ve özellikle mahallenizde komşularınızla ilgili rahatsız olan bazı yengeçlere diyorum ki evet burası çok dedikoducu. Artık mahalleni değiştir, yeniliği açıl. Çünkü sen kendini genişletiyorsun. Kendini genişlettiğin için de çevrendeki sana olacak, sana enerjine uygun insanlarla daha iyi bir diyalog. Ve baba kaybı yaşayan bazı yengeçlerde bir duygusal bir döneme giriş yapacağız. Baba özlemi ya da büyük bir özlem yaşanacak. Bence abiniz ya da enişteniz varsa o duyguyu bununla tam ya da eşinizle tamir ederseniz bu sizde hep büyük bir yara olduğu için bu konuyla ilgili acılar çektiğiniz için bu dengeleri belki ufak bir psikolog, meditasyon, yoga enerjinize iyi gelecek. Yengeçler özellikle 5. ayda nazar ve göze çok fazla geleceksiniz. Böyle durup dururken ayağınız burkulabilir. Durup dururken giderken ne bileyim biri size çarpabilir. Bir de çok bu aralar çok şaşalı ve enerjiniz yüksek olduğu için hırsızlara dikkat diyorum. Bazı yengeçlerde hırsızlara dikkat etmeleri gerekiyor. Ama 2020 şanslı ve keyifli bir yıl, güzel bir yıl. Ne yapıyoruz? Mutlu ve huzurlu bir 2020 geçsin. Sevgi ve mutlulukla kalın diyorum.